Benim ismim Durmuş Palan, Sultan Beyli Kürsman Derneği'nde sadece bir arkadaşımız sayesinde etrafımızda tanışmıştık. Bir iki önce sosyal medyada bir düşünürüm. Bilgisiz iyi niyet, kötü niyet kadar kötüdür diye bir şey okumuştum. Buradakiler herkes bir Esat Hocam hakkında bilgili insanlardır. Onun için Esat Hocam'a ilgili çok bir şey söylemeyeceğim yani onu tanıtmak açısından. Ancak kimi yıllarında Irak Savaşı başlamıştı. Hazreti Hasan'ın, Hüseyin'in, Ali'nin mezarı bombalanıyor. Çocukluğundan beri, tarihten beri bizde hep yetiş ya Ali, yetiş Hasan, Hüseyin derken Hasan, Hüseyin kendi mezarlarına yetişemiyorlar ve mezarlar yok oluyor. Ben de bunu dedelere, büyüklerime soruyorum ya arkadaş kendine yetişemiyor. Nasıl olacak bizim halimiz diye. Kimse doyurucu bir cevap veremiyordu. Ben de neredeyse Alevli'ye artık vazgeçecektim yani. Alevli'ye artık bırakacağım. Halbuki önce de işte kim artık gönderdi? Sade Gül'ü gönderdi. Sade Gül de Esat Hoca'yı gönderdi. Ve tanıştık. Dersler almaya başladık filan şubu. Ve hoca onu şöyle söylemişti. O gün Hasan, Hüseyin kim için savaşmış, kime karşı savaşmış? Deniz kime karşı savaşmış? Biz bugün onları örnek almazsak, zalime karşı savaşmasak Ali'nin, Hasan'ın yetişeceği yok demişti. Ve o günde, bugün de ben de onları bayrak alarak elime geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyorum. Dedikten sonra, evet, gerçekten de kendisi de söyledi zaten, o bir sokak hocasıydı, sokak öğretmeniydi. Erinmez'de, iş yeri Cağaloğlu'ndaydı, kendisi buralarda oturuyordu. Sultanbeyli'de, karda, kışta böyle otobüslerle ta Kürsullar Derneği'ne gelerek bizlere ders verirdi. Yaşantılarımız da bilir. Domatesle, peynirle, aç susuz filan. Tekrar gece yarısı karlarda işte minibüse binip Sultanbeyli'ye inip oradan Kartal Köprüsü'ne inip oradan tekrar evine gelirdi filan. Her konferanslarda hiç erinmezdi. Her kitap fuarlarında hep böyle arardı. Bana da öğrencim derdi. Eşime de öğrencimi de getir yalnız gelme. Eşim de o yaşlarda SAS kursuna başlardı. Ona büyükler cesaretler verirdi. Herkesi kırmazdı. Kırsal bölgedeydik. Biz de ilkokul mezunuz, köylü çocuğuyuz. Defalarca yaşadığımız bölge derneklerimize getirdik, konferans çağırdık. Hiçbir karşılığı olmadan evimizde oturarak, bizle birlikte aynı yemekle yiyerek insanlarımıza bir çere vermeye çalıştı. Ben Tokat, Zile'nin en uca bir köyündeyim. Bir cemevimiz açılışmıştı. Açılış yapacaktık. Hocayı davet etmiştik. Otobüslerle ta oralara gelerek oradan akşama kadar güneşin ağında kitapların başında bekleyerek ve o günün yoğunluğundan kaynaklı ne dersiniz deyin. Dernek yönetiminde Esat Hoca'yı algılamamızdan kaynaklı bir söz hakkı bile vermemiştik. O gün içinde bir ukde olarak bir dert olarak kalıyor. Ve aynı şekilde otobüslerle tekrar biz orada köyümüz sonuçta bir gün kalacaktık. Yalnız burada tekrar İstanbul'a gelip hiçbir karşılığı olmadan. Ne bileyim mütevaziliği, alçak gönüllü, güzelliği Esat Hoca'yla. Ve şimdi Esat Hoca sayesinde hep söylemişimdir. Bin kere doğsam bin kere Ali olarak doğacağım. Ve Alevlik'te de hiç pişman değilim. Aynı zamanda hureferlik de biliyorsunuz hep uzaklaştırırdı. Doğayla birleştirirdi. Hocam da hani Esat Hoca'nın kitaplarını anlayabilir misin falan. Yok vallahi dediğiniz gibi yani. O yürekle o yürek birleşince çok da güzel anlaşılıyor. Evet. Ben dediğim gibi ısrarla söylüyorum çünkü öyleyim okul mezunu. Çok da güzel anlamıştım yani. Çok da güzel sevmiştim. Biz de hani biliyorsun içeri demliyoruz aslında o deme bilgi derdi. Evet. Bugünkü dedelerimiz... Sıvı akıl bir de. Evet yaşa. dedelerimizin cemlerde, Zülk Alevi köylerinde daha önceleri sürekli cemlerde işte sarhoş olacak kadar içki içmeleri. O derdi ki ya bilgi almaları gerekirken o demi karıştırıp vurmuşlar içeri dibine falan derdi. Ha neler söylüyorum. Dertiyle yaptığımız programlara, sorularımızı saygıyla anmaya devam edeceğiz.